Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda EMCO Hyper2 PLC'lerde BitLogic komutlarını görelim. Bu komutların kullanılma şekillerini ve çalışma prensiplerini uygulayarak öğrenelim. Bunu yapmak için gördüğünüz gibi bir adet konveyör kullanacağız ve eğitim setimizin üzerine PLC'mize yüklediğimiz program aracılığıyla bu konveyörü farklı kombinasyonlarda çalıştıracağız ve BitLogic komutlarının kullanım şeklini öğrenmiş olacağız. Yeni bir proje, yeni bir çalışma sayfası açtık. Gördüğünüz gibi arayüzümüzde sağ tarafta komutlarımız mevcut, komut ağacımız. Önlerindeki ok tuşuna tıklamak suretiyle açılıyor veya kapanıyor bu komut ağacı. Bizim bugünkü ilgi alanımız BitLogic komutlar olacak. Öncelikle sürükle bırak yöntemiyle bir adet normalde açık konta alıp network alanımıza getirelim. Eğer daha önceden tanımladıysak burada bir etiket ismi çıkacaktır. Tanımlamadıysak PLC adresini buraya yazacağız. Daha sonra etiketini vereceğiz. Konta getirdikten sonra da farklı türleri seçmek mümkün. Biz fiziksel girişimizi kullanalım öncelikle. X0 girişimiz diyelim. Bizim girişlerimiz X harfiyle başlıyordu ve sıfırıncı adresten başlıyordu. O yüzden buna X0 diyelim. X0'a bağlı butonumuzla konveyörümüzü hareket ettirmek isteyelim. Bir de çıkış rölesi kullanalım. Çıkış bobini. Yine aynı şekilde onu da sürükle bırak yöntemiyle getiriyorum. Gördüğünüz gibi etiket boş çıktı. Tanımlamadığım için yine çıkış türünü değiştirebiliyorum. Çıkış adresime de konveyörümün motorunu Y0'a bağladığım için, sıfırıncı çıkışa bağladığım için Y0 yazıyorum. Bu şekilde ilk programı bitirmiş oldum. Enerji hattı sol tarafta yukarıdan aşağıya inen hat olduğunu düşünüyoruz ve X0 kontağı, X0 butonu kapandığı anda Y0 çıkışımız enerjilenecek. Ona bağlı olan alıcı çalışacaktır. Bizde motor konveyörümüz çalışacaktır. Öncelikle bunu yükleyelim, kaydedelim. Bilgisayarımızı derleyelim. Eğer derleme başarılıysa altta zaten gösterecektir. Başarılı olduğunu görüyoruz. Daha sonra da PLC'mizi yükleyelim. Bağlantımızı kontrol ediniz dedi. Muhtemelen USB kabloyla bağlıyım ve seçmemişim. Seçtim. Tekrar yüklememi gerçekleştiriyorum. PLC'miz stop modunu alıyor. Ve PLC'ye programı yükledim. Online hata aramadan şöyle şu şekilde ayıklamaya tıkladığımda Run'a bastığımda artık ekranda da gözlemleyebiliyorum çalışmasını. Yine konveyör tarafında test edecek olursak 0 numaralı butonumu bakın enerjilendirirsem basılı tutarsam konveyörüm çalışacak. Elim çektiğim anda konveyörüm duracak. Anahtar olarak anahtarı kapatırsam yine burada da gördüğünüz gibi 0. çıkış enerjileniyor. Anahtarı açtığım anda konveyörüm bu şekilde enerjisiz kalmış oluyor. En basit uygulamamız bu şekildeydi. Eğer bunu panelden çalıştırmak istiyorsam bu kontağa paralel bir dahili kontak koymalıyım ve panel üzerinden çalıştırmalıyım. Daha sonra onu yapalım. Şimdi iki farklı noktadan çalıştırmak istersek ne yapacağız? Öncelikle şu kontağımıza paralel bir kontak eklememiz gerekecek. Altına satır ekle diyorum. Bir adet normalde açık kontak getiriyorum. Daha sonra buna hangi giriş ile ilişkilendirmek istersem o girişin adresini yazıyorum. Örneğin o da X1 olsun, bir sonraki giriş olsun. Bu şekilde. Yine üstten bunları paralel olacak şekilde shift tuşuyla birlikte aşağı okla. Pardon, kontrolle birlikte aşağı okla. Birleştirdim. X0'a veya X1'e basmam durumunda, butonlarına basmam durumunda veya ikisine de veya herhangi birine bastığımda çıkışım enerjilenecektir veya herhangi bir kontak kapandığında bunu sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. Yine kaydediyorum, derliyorum ve PLC'me yüklüyorum. Buna veya işlemi diyoruz biz uygulamalarımızda. X0 veya X1 kapanırsa çıkışımız enerjilensin. Çalıştırıyorum. Tekrar görelim. X0'ı 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi X1'i 1 yapıyorum. İkisini de 1 yapıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktadan konveyörüm çalışıyor. Şimdi şartı değiştirelim. X0 ile birlikte X1'e aynı anda basılırsa yani iki kontak aynı anda kapanırsa çalışacak şekilde dönüştürmek istersen bunu buradan kesiyorum.
ve seri olacak şekilde bağlıyorum. Şuradaki çıkıntıyı da yine aşağı okş ve kontrol aşağı atla kaldırıyorum. Böylece Y0 çıkışına enerji gelebilmesi için hem X0'ın kapanması hem de X1'in kapanması gerekir. Kaydediyorum, derliyorum, yüklüyorum. Denememizi yapalım. Tamam diyorum. Online hata ayıklama ve çalıştır. Şimdi gidiyorum. X0. Bakınız bir yaptım, çalışmıyor. Diğerini bir yapıyorum. Yine çalışmıyor. İkisini aynı anda bir yaparsam gördüğünüz gibi çalışıyor. İkisini aynı anda anahtar olarak da çalışabiliyor bunlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu da V işlem olarak bildiğiniz işlem. Bir de bizim klasik mühürleme uygulamamız var. Hemen hemen her makinede kullandığımız. Bir de onu yapalım. Aynı zamanda isterseniz artık bunları etiketle tanımlayalım. X0'a start diyelim. X1'e stop diyelim. Buna da lamba diyelim. Tanımlamasak da olabilir ama tanımlarsak daha iyi olur. Start daha anlaşılır olur. Stop. Ve Y0'a da lamba demiştik. Aynı zamanda bir de panelde açma kapamayı da yapacağız. Şimdi tanımlamamızı yaptıktan sonra etiket tanımlamamızı gördüğünüz gibi etiketlerimiz yerine geldi. Genellikle şöyle yapıyoruz. Stopu en başa koyuyoruz mühürleme işleminde. Yani bir butona bastığımızda çalışsın, diğer butona bastığımızda dursun şeklinde düşünüyoruz. En başa stop alıyoruz. Daha sonra start alıyoruz. Ve mühürleme yapabilmek için start kontağın altına çıkış bobininin kontağını paralel ekliyoruz. Yani şu şekilde getiriyoruz. Pardon, buraya bir satır ekleyelim. Şöyle. Buna da bakınız çıkışın yani lambanın normalde açık kontağını paralel olacak şekilde ekliyoruz. Peki buradaki stop butonu açık mı kullanılmalı, kapalı mı kullanılmalı? Güvenlik açısından tüm stop butonlar kırmızı renktedir ve normalde kapalıdır fiziksel olarak satın aldığımızda veya öyle olması gerekir. Hat koptuğu anda makine durmalı. Yani şu kablolar koptuğu anda. Dolayısıyla stopa bastığımız zaman mutlaka makinenin duracağından emin olmamız için böyle tercih edilir. Şemalarda kapalı gösterilir. Ancak PLC programı yaparken buraya normalde kapalı kontak koyarız, bağlarız. Fakat programda bunu açık gösteririz çalışması için. Şimdi kaydedelim, derleyelim, yükleyelim. Birlikte çalışmasını görelim. Tamam diyorum. Online hata ayıklama çalıştır. Şimdi gördüğünüz gibi stop butonu şu an normalde açık. Oysa stop butonunun normalde kapalı olması gerekir. Dolayısıyla butonumu normalde kapalı konuma getiriyorum. Bunu anahtar olarak şu an kullanıyorum. Ancak normalde buraya bir buton bağlarsak bu şekilde görünecektir. Start verdiğim anda, butona bastığım anda konveyörüm çalışmalı. Lamba yazdık ama aslında motor bağlı. Şimdi butona bir süre kısa bir süreliğine basacağım. Bıraktım. Bakınız butonu sıfıra aldım. Ancak çıkış rölesinin kendi kontağıyla köprülendiği için mühürleme işlemi gerçekleştirmiş oldu. Start butonu şu an açık olsa bile artık akım şu hat üzerinden kendisini beslemekte. Ne zamana kadar bu devam edecek? Ya elektrik kesilmesi lazım ya da bizim kısa süreliğine stop butonuna basmamız gerekir. Şimdi stop butonuna basıp bırakacağım. Bastım, bıraktım. Gördüğünüz gibi konveyörümüz durdu. Çıkışımız enerjisiz kaldı. Tekrar start butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Tekrar stop'a basıyorum. Gördüğünüz gibi durdu. İşte bu işlemi biz mühürleme işlemi diyoruz. Hemen hemen makinelerin hepsinde böyle bir start stop butonlarıyla mühürleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu mühürleme işleminde bir sonraki adımda set reset röleleriyle yapacağız. Bu videomuzda olmasın, bir sonraki videoya alırız. Peki biz bu çalışmamızı panelden yapmak istersek, o zaman buraya fiziksel adresler değil, yani X0, X1, X2 gibi, Y0 gibi adresler değil de buraya dahili role adresleri, M kontaklarını kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bu normalde açık ve normalde kapalı kontakların kullanımı ile ilgili videomuz bu kadar olsun. Bir de şöyle bir uygulama yapalım isterseniz bitirmeden. Bunları şu şekilde silelim.
Bir adet buton koyalım buraya yine start butonumuz olsun. Bu defa değiştirelim. Start butonunu bakın şöyle yapalım. Normalde kapalı kontak kullanalım ve etkisini görelim. Ve anahtarlarımızı normal duruma getirelim. Bu şekilde kullandığımız için artık butona basmadığımız durumda ve anahtarın konumunu değiştirmediğimiz durumda lambamız çalışacaktır veya motorumuz çalışacaktır. Bunun lambanın ismi de aslında motor desek daha doğru olur. DC bir elektrik motorumuz bağlı çünkü buraya. Bir öncekinin tersi çalışmış olacaktır. Kaydet, derle, yükle. Bunu da görelim. Böylece bu çalışmamızı bitirelim. Sonraki çalışmalarımızda yine sırasıyla tüm konutlarımızı işleriz. Gördüğünüz gibi butonum basılı değil. Fakat çıkışım var. Konveyörüm çalışıyor. Şimdi anahtarımı bir konumuna alırsam duracaktır. Ekranda da görünüyor. Tersi bir durum oluşuyor. Açık ve kapalı kontakların kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarımızda da diğer komutlarımızı işlemeye devam ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.